Yunanistan'la uluslararası ortakları arasında bir türlü anlaşmaya varılamaması Yunan ekonomisine zarar veriyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un gözünden kaçmayan bu durum, ülkenin B- seviyesindeki kredi notunun CCC artıya çekilmesine yol açtı. Beni üzüyor mu? Tabii ki. Ayrıca sadece ben ekonomist olarak üzgün değilim. Bence her Yunan vatandaşı üzgün. Alacaklılarımız karşısında atılan her geri adım işleri çok daha güçleştiriyor. Piyasa adeta kurudu. Ülkenin kredi notunun düşürülmesinin ardından Yunan borcundaki faiz oranı da yükselişe geçti. Piyasalar temerrüt riskinin kıyısında olduğumuzu düşünüyor. Son haftalarda bu pazarlardaki genel kanıydı ve bunu işlemlerin nasıl yapıldığına ve faiz oranlarının yüksekliğine bakarak da görebiliriz. Euronews muhabiri Simela Tuhtidu, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bildiriyor. Bundan sadece bir yıl önce Yunanistan ilk defa piyasalara dönmeyi denedi. O dönemde yatırımcılar bunu oldukça olumlu karşıladı ve faiz oranları nispeten düşüktü. Kredi notunun düşürülmesinden sonra ise bu dönemle mesafe hızla açıldı. Halksa bitmek bilmeyen mali krizden yılmış durumda. Bu yüzden de ülkenin notunun daha da aşağı çekilmesi kimseyi şaşırtmamış. Genel kanı ekonominin çöktüğü yönünde. Her durumda zaten piyasanın dışındayız değil mi? Bu ortada. Notun düşüp düşmemesi pek farklı değil. O yüzden hiç endişelenmiyorum. İnsanları korkutmaya çalışıyorlar. Biz zaten iflas ettik. Bu iflastan kurtulmaya çalışan Başbakan Alexis Tsipras ise uluslararası ortaklarla Nisan sonunda bir anlaşmaya varılacağını açıkladı.